It's okay, baby. Yeah. So read the formula. I'm gonna be home and. Bir. İki. Üç. 569. ...14 Ekim 2011'de garip bir olay yaşandı. Sudden Departure, ani kalkış adı verilen bu olayda 140 milyon kişi ortadan kayboldu bir anda. Az önce söylediğim olay kurgusal bir hikayede. The Leftovers dizisinde geçiyordu ve sadece dünya nüfusunun %2'sinin ortadan kaybolmasının geriye kalanları nasıl etkileyeceği konusu işleniyordu. Tabii o zamanlar 7 milyardık. Artık dünya nüfusu 8 milyarı geçti. Peki ya dizideki gibi sadece nüfusun %2'si değil de tamamı bir anda ortadan yok olsaydı? Puf! Dünya nasıl bir yere dönerdi? Sessizlik. Fark ettiniz değil mi? İlk değişen şey bu olurdu. Tüm bu yaygaramız bir anda yerini sessizliğe bırakırdı. Farkında değiliz ama insanlar olarak çok gürültü çıkarıyoruz. Bunların bazıları gerekli ama bazıları da çok gereksiz. Gürültü kirliliği. Ola ki çok ıssız bir yere gidecek olursanız ki bunu da artık bulabilmek pek de öyle kolay değil ya neyse. Ola ki gittiniz işte. Ormanın derinliklerine gözlerinizi kapattınız ve dinliyorsunuz. Çok huzurlu bir sessizlik. Öyle ki rüzgarla savrulan ağaçların yapraklarının birbirine vurduğunda çıkardığı o sesi bile duyabiliyorsunuz. Sonra uzaktan bir kuş ötüyor. Sonra yakından başka bir kuş. Bunlar grupça çok da gürültülü olabiliyorlar. Sonra bir uçak geçiyor. İşte dedim ben size ıssız bir yer yok diye. Çekim yapacak yer bile bırakmamışız kendimize. Neyse biz dünyadan tüm insanlar yok olmuş gibi düşünmeye devam edelim. Evlerimiz bir anda bomboş kalırdı. Evcil hayvanlarımız hariç. Muhtemelen en büyük zorluğu da onlar yaşayacaklar. Umarım evin dışına çıkabilecekleri açık bir kapı pencere falan vardır. Çünkü içeride yiyecek bittiğinde dışarıya çıkıp başlarının çarelerine bakmaları gerekecek. Tabii herkesin malumu. Evde illaki bir şeyler bozulur. Eğer kışları sert geçiren bir bölgedeyseniz musluklar hiç akmadığı için muhtemelen borular donar ve patlar. Yaz geldiğinde de buradan sular akmaya başlar. Ahşap ıslanır, farklı nemli bir hava hakim olur ortama. Bunun neyi beraberinde getirdiğini biliyoruz herhalde. Küf. Bizim yokluğumuzdan en çok faydalanacak olanlar aslında bizim en çok düşman bellediklerimiz. Küf olmaması için aktif bir çaba veriyoruz. Bizim yokluğumuzda muhtemelen duvarlardan başlayarak her yere yayılacak bu küf. Tabii küfle beslenen bazı canlılar için güzel haber bu. Yayılacak olanlar sadece küfler değil, böcekler de öyle. Mekan artık onların. Birçok hayvan da bu durumdan şikayetçi olacak tabii. Bunun sayesinde taşıyıcısı oldukları hastalıklar da yayılmaya başlayacak. Ve bu hastalıklar bazı türleri tehdit edecek. Ekosisteme neler olacağını kestirebilmemiz biraz zor. Fakat eğer orada olabilseydik, gökyüzünün değiştiğini fark ederdik. Çünkü artık ne arabalardan çıkan gazlar ne de bacalardan uçuşan o toz parçacıkları kalırdı. Tabii mevcut kirliliğin gitmesi lazım önce. Bir müddet esen rüzgarlar ve yağan yağmurlar o pisliği böyle balkonu temizler gibi temizler. Gökyüzünün mavisi daha bir mavi görünür. Güneş daha bir parlak, bulutlar daha bir beyaz. Evet böyle güzel güzel konuşuyoruz ama birazdan işler karışacak ve hala 8 milyardan fazla insan yaşıyor. Üstelik onlarla iletişim kurmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bunun da en geçerli yolu İngilizce öğrenmek hem de ana dili İngilizce eğitmenlerle. Bu kanalın içeriklerini uzunca bir süreden beri destekleyen sponsor Camden'in Black Friday indirimi başladı. Yılın en büyük ve en son indirimi bu. Odaklanmak istediğiniz konu, hedef, ilgi alanı veya aksana göre dilediğiniz eğitmeni seçip hata yapmaktan korkmadan internet bağlantınızın olduğu her yerde 7/24 İngilizce pratiği yapabilirsiniz.
Ayrıca Cambly Kids'te de yılın en büyük indirimi başladı. %60'a varan indirimlerle çocuğunuzun geleceği için en iyi yatırımı bugün yapabilirsiniz. İster çocuk ister yetişkin, hiç fark etmez. Hayallerinize giden yolda korkularınızı yenip bir an önce başlamak için açıklamalar bölümündeki indirim kodlarını kullanıp bu fırsatı değerlendirin. Evet, şimdi insanlar yok olsaydı dünya nasıl bir yer olurdu konusuna devam. Tabii yokluğumuzda elektrik de olmazdı bu arada. Tesisleri idare edecek, bakımını yapacak kimse de kalmayınca bir süre sonra onlar çalışmayı bırakırlardı. Bütün ışıklar tek tek sönerdi. Aydınlık hiçbir yer kalmayana kadar. Ve ardından da gökyüzünün ışıkları açılırdı. Işık kirliliği ortadan kalkınca gökyüzünde göremediğimiz yıldızları ve samanyolunu görebilirdik. Görebilirdik diyorum da görebilecek kimse ya da bilinç kalmazdı tabii. Peki ya bu yeşil renk? Nükleer reaktörler, ilgilenecek kimse olmadığı için işler tersine gidebilir. Fakat modern reaktörler, böylesi senaryolar düşünülerek tasarlanıyor. Yani tabii bizim bir anda yok olmamızı kastetmiyorum tabii. O kadar ileri derecede senaryolar değil ama herhalde anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Böyle bir durumda bir süre sonra acil durum protokolleri devreye girerek reaktörü soğutmaya çalışırdı ve durumu düzeltebilecek birileri olmasa bile koruma kalkanları sayesinde o sızıntının çoğu kontrol altında kalırdı. Yani öyle koca nükleer santralin infilak edip de etrafı yaşanmaz bir hale getirdiği post apokaliptik film senaryolarının yaşanması pek de mümkün görünmüyor. Fakat yollar ve binalar için aynısını söyleyebilmemiz mümkün değil. Tabii bir yılda binalar, asfalt yollar öyle hemen büyük bir zarara uğramazdı. Fakat aradan bir 10 yıl geçtikten sonra muhtemelen ortalık böyle görünürdü. Çatlamış yolların arasından orada burada çıkan otlar, ağaçlar. Zaten o ağaç bir kere oradan çıktı mı artık onu durdurabilmek mümkün değil. Binaları böyle istilacı sarmaşık türü bitkiler kaplamaya başlardı. Yani düşünün, ışığa doğru yönelmek için yüksek bir binaya doğru tırmanmaktan daha iyi ne olabilir ki? Tabii sadece bitkiler değil, hayvanlar da bu durumun tadını sürerlerdi. En azından vahşi hayvanlar. Şöyle marketten bir paket cipsi kapıp... Şaka bir yana, vahşi yaşam bu durumdan oldukça çabuk etkilenirdi. En nihayetinde bizim bir alanımız var ve onları bunun dışında tutmak için epeyce bir çaba sarf ediyoruz. Biz olmayınca bir anda onların sınırları genişliyor, keşfedecekleri, yaşayabilecekleri yeni bir bölge açılıyor. Fakat ne yazık ki bu evcil hayvanlarımız için çok da iyi bir haber değil. Evden kaçıp sokaklarda avlanmayı başarabilen evcil hayvanlarımız artık birer ava dönüşürdü. Tabii bazı kedi ve köpekler avlanmakta başarılı olabilseler bile artık bir de av olmaktan kaçınmaları gerekiyor. Pazartesi ilk iş 4 kilo fazla mı vermeye başlayacağım. Vahşi hayattaki rolünden koparıp da aklımızla daha iyi şartlarda yaşamalarını sağladığımız tek şey evimizdeki o hayvanlar değil. Aynı zamanda çiftçiliğini yaptığımız birçok ürün, domates, patates, mısır da öyle. Bizim çiftçiliğimiz olmadan bunların çoğu yok olup gider. Çok belirli bazı bölgelerde bulunabilir. Yerini işgalci türlere, muhtemelen bizim hiçbir işimize yaramayacak o her yerde biten otlara bırakırdı. Çiftliklerin olduğu yerlerde bu tür gıdalarla beslenmeye alışmış hayvanlar için üzücü bir haber bu. Çünkü yeni yiyecekler bulmalılar. Işıkların kesilmesiyle doğanın kendi ışığına dönmesi. Üzerinden beton geçirdiğimiz asfaltın içerisinden hayatın tekrar yeşermesi. Sessizliğin sesini duymak. Doğadan çekip aldıklarımızın tekrar doğaya dönmesi. Bizim yok oluşumuzla tabiat dizginleri tekrar eline alıyor gibi. İşte doğa üzerinde böyle bir etkimiz var. O yüzden bizim yaptıklarımıza yapay, diğerlerine de doğal diyoruz. Sanki biz doğanın bir parçası değilmişiz gibi. Ama açık bir şekilde de ona meydan okuyoruz. Bu senaryoda her şey çok güzel görünebilir. Sanki yokluğumuzda doğada her şey çok güzelmiş gibi. Sanki doğal olan her şey bizim yaptıklarımızdan daha iyiymiş gibi. Ama bunlar buzdağının sadece görünen yüzü. İnsanlık olarak ulaştığımız bilinç seviyesiyle normalde doğada yok olacak birçok türü yok olmaktan kurtardık. Bazılarımız onların yok olması için çabalasa da belki mamutları bile geri döndüreceğiz yakında. Bu konuda bir video hazırlamıştım hatırlarsanız. Yine aklınızı kullanarak yabani halleri pek de işimize yaramayan o sebze ve meyveleri yapay seçilim yoluyla bambaşka bir hale getirdik. Şu bildiğimiz muza bakın. Ne güzel değil mi? Çekirdeği bile yok. Bir de şuna bakın. Hem kendi küçük hem de çekirdek dolu. İşte bu muz aslında bu muzun atası. Bunu biz yaptık. Sonra bir de bunu yaptık. Fakat şimdi aynısını karpuza yaptığımızda çekirdeksiz karpuz bize sorumlu bir fikirmiş gibi geliyor. Ben çok seviyorum.
Biz insanlar olarak sadece kedileri, köpekleri evcilleştirmedik ki. Aynı zamanda sebze ve meyveleri de evcilleştirdik. Dünyaya bir çeşitlilik, bir değer kattık diye bardağın dolu tarafına bir bakalım. Ama tabii bir o kadar da zarar verdik boş tarafından söz edelim. İkisini de yapan bizleriz. Hatalarımızdan dersler çıkararak, keşfetme, gelişme arzusuyla daha da ilerleyip daha büyük problemlere çözümler de bulabiliriz. Ya da daha büyük problemleri bizzat kendimiz de yaratabiliriz. Bugün olan her şey, gördüğümüz her problem işte tam olarak böyle ortaya çıktı. Yarın bir gün bu hatalardan biri bizi yeryüzünden silebilir mi bilemiyoruz. Fakat silerse izleri uzun süre kalacak. Tıpkı bizim şu anda antik Roma kalıntılarını bulup incelememiz gibi. Belki de o zaman başka birileri gelip bizim geçmişimizi inceleyecek ve neden başarısız olduğumuzu yazacaklar.